Loricaria similima yumurtlarkan. Şu anda dişi tekrar erkekten yumurtaları devir aldı, üstüne oturdu. Evet, bir sıra daha ekledi arkasına. Erkek şu önden üstünden geçen küçük hayvan. Biraz daha rengi koyu olan bu erkek. Şimdi muhtemelen o devir alacak ve dövleyecek. Öyle tahmin ediyorum. Ben de ilk kez görüyorum arkadaşlar. Aynen. Evet, yumurtaları devir aldı. Dölüyor mu? Yeniden yapılan sıra yumurtayı bilmiyorum. Yalnız dişi bir sıra daha yumurta, o yumurta kütlesinin arkasına eklediğini görebildim. Bakalım bir daha yapacaklar mı aynı hareketi? Ben de ilk kez denk geliyorum böyle. Şu erkek şu öndeki dişi yumurtladı bir sıra daha yumurtalara. İlk başlangıçta da muhtemelen o yapmıştır diye tahmin ediyorum. İkisi çiftleşiyor çünkü. Takip edemedim ben tam olarak ama. Erkek döllüyor gibi bir hareket yapıyor mu diye bakıyorum. Kuyruğunu kaldırıyor, indiriyor. Yüzgeçleri hafif titriyor. Hops, pardon, kaydırdım. Bakalım bir daha yapacaklar mı? Yani dişinin erkekten yumurtaları devir aldığını gördüm. O sırada videoyu açtım ve dişi yumurta nasıl diyeyim ben ona? Yumurta sırasına bir sıra daha ekledi, birkaç tane daha yumurta, onu görebildim. Sonra bir daha videonun başına bakalım. Gözüküyor mu orada? Herhangi bir şey belli oluyor mu? Evet, ikisi de halen bir aktivite, bir huzursuzluk gösteriyorlar. Daha çok yan yana falan gelirler diye düşünüyordum. Hatta benim düşüncemde yumurtaları birden yapıyor. Sıra sıra erkek o arada dölleyip ondan sonra komple devir alıyor herhalde diye düşünüyordum hep. Ama öyle olmuyormuş. Demek ki ne, sıra sıra azar azar yapıp o küçük yumurta, ne diyeyim ben ona ya, halı gibi desem, halı kadar büyük değil, yolluk gibi sıra sıra yan yana yapıyor onları. Oraya bir sıra birkaç tane daha yumurta sonuna eklediğini fark ettim yalnız. Devir alırken daha küçüktü. Daha halen bir aktivite gösteriyor dişi. Bakalım tekrar devir alıp bir daha o hareketi gösterecek mi? Evet, gerçekten ilginç. Ben de ilk kez denk geldim. İlk kez görüyorum. Loricaria similima, ağzında yumurta taşıyan vatoz diye Türkçe ismini öyle taktık. Şu öndeki erkeğimiz, arkadaki dişimiz. Bakalım tekrar devir alıp biraz daha yumurta ekleyecek mi o sıra sıra yumurtaların yanına. Erkeğin yanına geldi. Az daha büyüteyim. Evet, tekrar araya giriyor bakın. Ve erkekten devir aldı. Devir aldıktan sonra şu anda mı döllüyor acaba erkek? Tabii hareketler yapıyor ama. Hopla. Tankların yansımasından şöyle yansımayan bir yeri bulmaya çalışıyorum. Birazcık daha yaklaşacağım çok ürketmeden onları. Evet, şu anda bir dinlenmeye geçtiler sanki. Yok, dişi yumurtlamaya mı konsantre oluyor acaba? Çok belli olmuyor. Tam üstüne
Ama arka tarafını çok bastırdı kuma doğru. Şeylerin çoğalıp çoğalmadığını şu anda fark etmiyorum altında. Önünde yumurtalar gözüküyor. After kuyruğuna kadar gidiyor bu yumurta sırası. Şu anda görüyorsunuz orada bir tane yumurta meydana geldi. Biraz daha yaklaşmaya çalışıyorum. Evet, muhtemelen yumurtluyor şu anda. Ben öyle görüyorum ama az daha büyütebileceğiz mi? Evet, maksimum bu kadar büyüyor telefondan. Çok daha da fazla sokulmak istemiyorum. Rahatsızlık vermeyeyim diye ama evet şu anda yumurtladı. Yanına bir tane daha yumurta yapıştırdı. Evet, birazcık kaldırdı gövdesini, tekrar yumurtaların üstüne presleyip bir yumurta daha yapıyor. Demek ki ne, tek tek yumurtaları o yumurta yolluğuna diyeyim artık, o yumurta kütlesine yan yana yapıştırıyor. Fark ediyorsunuz. Gövdesini kaldırıyor, birazcık ilerliyor veya sağa sola kaydırıyor. Ondan sonra tekrar yumurtaların üstüne gidiyor. Apş. Kedim de haylazlık yapıyor bu arada, gözümde bir de onda. Evet. Bence birkaç tane daha yumurta yaptı. Vücudunu kaldırdı kaldırdı bastırdı. Çünkü yumurtaların yanına çok gözükmese de, çünkü yumurtalar artık neredeyse kumun içine bastırdı gövdesiyle yan yana yapıştırırken. Muhtemelen şimdi erkek tekrar devire alacak onu. Evet geldi, hop. Hopsa, pardon. Ben bakarken yukarıda kaydırdım, gözüktüm, bilmiyorum, kusura bakmayın. Evet. Çok güzel oldu böyle. Görebildik yani bunların nasıl yumurtladığını. Ben de çok merak ediyordum. 3 yıldır beslediğim balığı ilk kez denk geldim yumurtlarlarken, çiftleşirlerken. Evet arkadaşlar, bir dakikacık ayrıldım, geri geldim ve dişi tekrar devre almış yumurtaları. Muhtemelen yumurtlamaya devam edecek. Bakalım o gövdeyi kaldırma indirme olaylarını yumurtaların üstüne doğru bir daha tekrarlayacak mı? Oradan belli olur. Bu arada evet tekrar devre aldı erkek. Yani o yumurta kütlesi gerçekten gittikçe uzamış, büyümüş, çoğalmış. Görüyorsunuz yumurtalar şurada. Erkek tekrar devir alıyor yumurtaları dişiden. Temizliğini zaten ağzından yapıyor hepsinin. Evet çok güzel. Çok sevindim bunu bugün denk gelip görebildiğime, sizlerle de paylaşabileceğim. Allah'tan telefonum yanımdaydı. Yukarıda olsa yine yandıydık. Gittiydi güzel görüntüler. Şurada arkada bir erkeğim. Ondaki yumurtalar koyulaşmaya başladı artık. Bugün 4. günü yanılmıyorsam ağzında taşıyor. Evet. Bunlar da şimdilik çiftleşti veya çiftleşiyor daha. Evet, tekrar geri geri geliyor adeta dişi erkeğe doğru. Bakalım bir daha devire alacak mı ondan yumurtaları? Heyecan erkekte devam ediyor. Kuyruklarını kaldırıyor, indiriyor. Sanki işaret veriyor, çağırıyor gibi dişisini. Boy farkı olarak da görüyorsunuz. Dişiler biraz daha iri oluyor bu türde. En azından benimkilerde öyle. Öbür erkek de dişilere göre biraz daha küçük.
Evet, tekrar altına sokuluyor. Erkekle yumurtaların arasına giriyor ve yumurtaları devir alıyor dişi. Evet, yine şu anda gövdesini yere doğru bastırdı. Yumurtaların kenarına, o kütlenin bittiği yere doğru. Erkekten biraz zor gözüküyor sanki. Azıcık büyütelim mi? Büyütelim. Muhtemelen daha yumurtalar bitmedi. Onları ekliyor parça parça yumurta paketinin yanına. Evet. Yine vücudu biraz kalktı. Ve tekrar bastırıyor. Ve farklı bir yumurtanın oraya geldiğini ben gözümden görüyorum. Videoda çok gözükmese de onun yanına doğru kendisini şimdilik. Evet, tam yumurtanın oraya doğru oturdu. Daha net maalesef belli olmuyor. Ama güzel yani bu türün gerçekten böyle birkaç yumurta yaptığını, yani genelde çoğu vatozlardaki mantık öyle. Bazı vatozlar var, whoop, yumurtaları sırlayıp geçen cinsler de var diye biliyorum ben şu anda. Bunlar da öyle değil. Bunlar parti parti yapıyor. Erkek devir alıyor, döllüyor. Ondan sonra tekrar dişi giriyor araya. Bir daha devir alıyor yumurta kütlesini. Birkaç yumurta daha ekliyor. Ve ondan sonra erkek tekrar devir alıp onları da döllüyor. İlginç bir davranış. Ki bunlar normalde herhalde nasıl diyeyim, yaşadıkları alanda nehirlerin toprak bölümlerinde yaşıyorlar. Orada biraz akıntı daha az ama akıntıda döllenmeme riskini azaltmak için bence bu davranış, böyle parti parti devir alıp birkaç yumurta yapıp tekrar döllenmek, tabii dölleme oranını yükseltiyordur. Doğa öyle ayarlamış kendisini. Ve balıklar da o şekilde uyguluyor. Evet, şimdi tekrar erkek devir aldı yumurta kütlesini. Dişin kuyruğundan çok belli olmasa da böyle azıcık da üstten çok çekmeye kolum ka çok kaldırmaya cesaret edemiyorum. Ürkü veriyorlar çünkü daha evvel çok böyle ürktüklerini gördüm. Çünkü yumurtlarken onları da korkutmak istemiyorum. Biraz uzaktan zaten iyice telefonun ayarını, video ayarında büyüterek çektim görüntüleri. Şöyle geri aldığımda o zaman siz de fark edeceksiniz. Yani baya bir 60-70 santim mesafeden çekiyorum. Bunun için iyice büyütünce de tabii kalite biraz düşüyor ama neyse. Evet, birkaç kez gördük davranışı. Güzel oldu böyle. Ben de sevindim. Çoğalmalarından ziyade görüntülere şahit olabildiğimize sevindim. Ve bu şekilde size iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. İyi güzel hobiler herkese, hoşça kalın.